şunu da ifade etmem gerekiyor ki en son bu çıkan sıkıntılı durum, YouTube'la ilgili çıkan durum da 56.51'in hiç bilgisi yok. Bazı yerlerde de 56.51'den kaynaklanan yasaklar var, sansür gibi kavramlar dolaşıyor. Bu tamamen bizim uzlaştığımız konular. Bakın çocuk istismarı, kişisel hakaret, telif hakları. Bunlar bütün dünyada suç teşkil eden unsurlar. Evet. Bunların, evrensel olarak zaten evrensel olarak suç teşkil eder. Yani zaten 56-51'de olan maddeler, katalog suçlar, Türk Ceza Kanunu'nda zaten suç olan maddeler. Yani oraya özel bir suç tanımlanması yapılmıyor. Bir tek o 9 katalog suçta Terik Yüksel İletişim Başkanlığı'nın reysen kapatma hakkı veriyor. Ama Terik Yüksel İletişim Başkanı da bakın bunu mahkeme kararıyla, mahkemenin verdiği kararla yapıyor. Yani bu olmasaydı, 56-51 hiç olmadığını düşünün, yine aynı süreç devam edecekti. Mahkemenin vermiş olduğu karar ve kapatma talebi olacaktı. Şimdi şöyle ilginç bir durum daha var. Sadece görüntü değil, bir takım görüntülerin altında kişileri hakarete varan yorumlar da yapılabiliyor. Ve bunlar aslında bu da suç teşkil ediyor. Tabii ki suç. Çünkü internet ortamında sanal da olsa, belki sahte bir isimle de orada yer alıyor olsa o yorum, belki oradaki kişiye hakaret edilmiş oluyor. Belki bu da bir dava nedeni olabilir. Kesinlikle doğru. Burada bunun sorumluluğu kimde? Sitede bunu, mi? Bunun sorumluluğu tabii ki sitede. Yani içeriği, yani dava açıldığı zaman aracı sitede bundan içeriği, sorumlu oluyor mu? Sorumluluk site bunu, eğer mahkemenin vermiş olduğu karar bunun içeriğini çıkartılmıyorsa tabii ki site bunun gereğini yapmak zorunda. Burada yapılan işlem sitenin Türkiye'deki faaliyetlerini de yakından ilgilendiriyor. Eğer hep bahsettiğimiz konu, bakın az önce söylediğiniz konu çok önemli. Bu tip bilinmeden yapılan işlemler, birincisi bunun işin temelinden başlamak lazım. Bilinçli internet ve güvenli internet kavramlarını da oluşturmak lazım. Hala Türkiye'de aslında çok basit bazı konulara da girmek istiyorum burada. Büyük sayfaya bakarken aslında bazı detayları da atlıyoruz. Şu anda hala ülkemizde kaçak kullanım, ADSL kullanım dediğimiz kavramlar yapılıyor. Yani bir modem şifrenizi, ADSL şifrenizi birkaç kişiye paylaştırarak da interneti kullananlar var. Komşular. Bu, evet. Ama bu ne aynı kadar tehlikeli. Üzerinde. Bakın ne kadar tehlikeli. Birisinin yapmış olduğu, işlemiş olduğu suçtan direkt siz sorumlusunuz. Ve bununla ilgili şu anda çok ciddi hukuki sonuçlar var. Yaşanmış, ilginç yaşanmış, örnekler tabii, var mı? Yaşanmış örnekler. Yaşanmış örnekler var. Hatta bazı bildiğim kadarıyla bir kamu görevlisinin, tabii burada ismi vermem mümkün değil, şifresiz modeminden bir komşusu girerek bir istenmeyen bir içeriği indiriyor. Hatta bu da çocuk pornosu ile ilgili bir içerik. Ve bu kamu görevlisine direkt olarak dava açılıyor ve kendisi maalesef görevinden ayrılıp hatta taşınmak zorunda kalıyor. Ve kendisini aklaması 2 seneye buluyor. Yani bu tip örnekler yaşanmasını istemiyorsak... Cezası nedir peki Serhat Bey'in? Şimdi cezası, şifre paylaşmanın. Şimdi cezası işlenen suça göre değişiyor. Bakın çocuk pornosu dediğimiz zaman çok ciddi suçları var. Onun haricinde hiçbir suç işlenmese bile bu modeminizi altyapı olarak tanımlanıyor bu. Paylaşmanızın cezası 1000 günden 10.000'e kadar adli para cezası. Peki ben şimdi temize çıkarmaya çalışmıyorum ama şimdi bir görüntüyü download indirdiğinizde bilgisayarınıza indirip indirmediğiniz herhalde belli olur değil mi bilgisayar incelemesinde? Yani hani o karışıklık bir şekilde neden 2 sene alıyor düzeltmesi? Ama bu sizin kendi modeminizden yaptığınız bir çalışma. Sizin modeminizden yapılmış. İlla da o bilgisayarınızda şu an kullandığınız bilgisayar değil, başka bilgisayarı da yapmış olarak da sizi suçlayabilirler. Hukuk sistemimiz çok geçişliyor. Biraz bundan da şikayet etmek belki istiyorum. Belki bilişim dünyasıyla var olan yasalar ve mevzuat arasındaki uyum sürecinde biraz problem yaşanıyor herhalde. YouTube olayında da biraz onu görüyoruz. Sizin de önerdiğiniz sanırım bir video yüzünden tüm site kapatılmasın. Mahkeme kararı neyse onun içerisinde o videonun uzantı tam adresi, internet adresi neyse geçsin. Doğru. Ve sadece o engellensin. Türkiye'den engellenmesi de o şekilde.